veriyorsun. Biz bu parayı kendi değerlendirmeyiz. Severek mi girdiniz yoksa babadan aldığınız bir işi devam ettirmekten mi? Rastlantı cevabı, babamızdan geldiği için. Evet. Geçmişte amcamı da yaptılar. Babam ölünce bize bağlı. Bize devam ediyor. Yine size de sorayım. Aşağı şehirde bu mesaj var. Lağabınızda kimler denir? İbil olan. Evet. Peki, siz evli misiniz? Evliyim. Kaç çocuğunuz var? Üç çocuğum. Üç? Üç. Ha, okutuyor musun? Tabii. Güzel. Şimdi size soruyorum, başka bir iş yaptınız mı, denediniz mi? Besleme var, Atılgan'dır besleme, her dala. Ben esas öğretmenlik yaptım, 12 yıl. Ha, güzel. Şöyle kısadan özgeçmişsiniz, anlatır mısınız? 12 yıl öğretmenlik yaptım. Evet. İstifa ettim, ticaret atıldım. Tatmin etmedi mi yoksa? Bu memleket özleminden hayatın mi? Hayatın gereği onu icap ettirdi. Evet. Peki, şu bu Besli'den neden göç etti bu Besli'nin halkı? Sen de bak öğretmenmişsin, kültür görmüşsün. Acaba senin duyuşun, bilişin acaba neden göç ettik biz? Neyimiz eksikti? Neden, ne zararımız ne? Yerleşim sorunu. Ha. Yerleşim olarak Besli'nin yeri iyi olmadı orada. Evet. Dışarıya açılamadığından, genişleyemediğinden. Evet. Mesela aşağı şehirden çıkmışlar, buraya gelmişler. Burası, evet, aşağı şehirden daha güzel bir yerdi. Evet, daha kötü. Yani, affedersin, eşya semerinin içinden çıkmışlar. Evet. Üstüne oturmuşlar. Güzel. Yumurtanın içiyle dışı gibi. Evet. Peki, bir sen genç olarak sana da sorayım bakalım. Peki. Sen olsaydın o günün genci sana deseler ki yetkili olarak sen nereye koyardın bu besleyi? Valla daha elverişli. Mesela bu yakın mıntıkada diyelim ki Gayardın mevkisi, evet, olabilirdi. Evet. Daha ileride Gölbaşı'nın beresinde Dündar'ın yazı olabilirdi. Madem ki eski ata dede yurdu terk edip gidecek. Evet. Oralara yerleşseydi bunlar daha iyi olurdu. Evet. Daha da gelişti. Hatalı seçilmiş değil mi burası yani? Tabii, evet, tabii hatalı seçilmiş şey olarak. Evet. Zamanında bir göçe de teşvik olmuş oldu. Mutlaka tabii. Peki, ikincisi şöyle bir şey sorayım. Bu, siz şu gençsiniz, mesela bugün burada oturuyorsunuz, memleketiniz özlemi. Şimdi dışarıdaki hepimizde de var bu özlem ama şimdi buraya gelmeye korkuyoruz. Ne? Ben, evet, diyorum ki dışarıdan Besni'yi yeniden kazanmak için Besni'leri yeniden kazanmak için Gayardın'ı bir şirket kursak. İstanbul, Uşak, İzmir, Adana, Mersin, Antep ve Besni'ler var. Bir vakıf kursak diyoruz. Bunu bir terim olarak kullanıyorum yani ortaya. Bir vakıf kursak yani bir şirket, bir banka. Herkes banka kurmuş, arkasına binlerce adam para koymuş, faizli. Biz bu Besni halkına, devleti her şeyden beklemeden bir de biz özleriyle gitsek, şirket. Yine sermayenin orada da kar var. Banka şimdi para verir, kar etmiyor mu? Ediyor. Biz 100 lira kazanacağımız yerde 40 lira, 50 lira alalım ama vatandaşımıza ev yapalım. Fabrika yeri mi istiyor? Verelim, yardımcı olalım. Gelsin. Buraya otursun, güvenerek bize güvensin. Ah, hemşerilerin beni bağrına basıyor. Çalışsın, kira öder gibi bize ödesin. Hem bu firma, tabii seni yıkacak şekilde bir sermaye değil.
o sermaye kendi oluşumuyla ne yapar? Bütün besle halkını daha güzel bir yaşam, daha güzel bir sistem. Önümüzde bir kap projesi var. Bu besliler aslan payını buradan kapar, biliyorsun, uyanır. Şimdi bundan da faydalanmak için böyle bir girişim olsa katkıda bulunur musunuz? Şimdi efendim besliye ve besliye her şey layıktır yani. Evet. Yapılsa çok çok iyi olur, geleceğe parlak olur. Çünkü besliye öyle geri kalmış veya ticari potansiyeli olmayan bir yer değil. Evet. Ticari potansiyeli çok fazla olan bir yerleşim merkezi. Evet. Ve çok da eskiye dayalı. Şimdi bugün için bazı şeylerini yitirmişse bunun sebebi Besli'nin, esas özünde olan Besli'nin burada kalmayabilirleri. Çok azınlıkta varmış yani. %10'u gerçek yerli Besli'ydi, %90'ı çevre köylerden yerleşendi. Böyle olunca tabii bir takım gelenek ve göreneklerini de kaybetmiş durumda. Yani bundan 20 sene önceki, 25 sene önceki Besli yapısıyla bu ülke yapısı bir değil. Evet. Ama sizin dediğiniz şekilde bu böyle bir yatırım yapılırsa çok çok güzel. Yani gerçekten şimdi bu birçok, şimdi ben karayollarından emekliyim ve birçok yabancı şirketlerde çalıştım. Aslında insanlara faydalı olmak için insana güven vermek, kurduğun şirket, kurduğun ticaret samimi ve asaletiyle kendine has dürüst yapıyla giderse Besliler de böyle yapar, şapkasını basar. Ben buna eminim ya. Mutlaka. Emin ellerle bu işi gerçekleştirirse şapkasını basacak. Ve gelecek, değil ki dokuma sanayi bugün salça sanayine girecek, pamuk işleme sanayine girecek, çırçır sanayine girecek. Yani diyelim ki kayar da olsa, diyelim 500 sene dükkan, iş yerleri, fabrika sahaları bunlara öncülük yaptık mı? Adam sermayesi de var, 3 kişi olur gelir. Gider bu işi yürütür. Ama biz bunlara bir öncülük yapmadıktan sonra adam gelir burada perişan olur. Değil mi? Evet. Ha, biz de bunun için kuralım diyorum ben. Siz de Nusret Bey'de ne diyorsunuz? Başarılı olur. Bulunur musun? Başarılı olur. Ha. İkincisi de biliyorsun aslımız bizim Türkmen. Geniş kültürümüz var. Aşağı şehirde kendimiz çalar, kendimiz söylerdik. Ahkemimiz yani bizde zengin müzik var. Biz Karaca olan Türkmen beyliğiyiz. Yani aslı konuşan, temiz konuşan tek bizim Türkmenlerdir Türkiye'nin içinde. Yani gerçek öyle. Yani Asya'dan belli, kökenini kaybetmeyen. Şimdi biz bir folklor kurmak istiyoruz. Besliler folklor. Düğünümüzü kendimiz yapalım. Antep'ten bir hemşehrimizin düğünü var. Binsin minibüse bindirelim. Orada düğünü yapsın. Oradaki hemşehrilerin özlemini gidersin, tak gelsin. Adana'dan var, gitsin orada çalsınlar, söylesinler, besle havasını, özlemini gidersin, gelsin buraya. Burada merkezi olacak. Mersin'den mi, Adana'dan mı hemen kavuştum. Mesela bir de Uşak'ta kuralım diyeyim. İzmir'den mi koştum, İstanbul'a koştum. Siz de böyle bir şey kurduğumuz zaman teşkilat olarak katkıda bulunur musunuz? Maddi manevi. Onu şimdi gönül harc eder fakat gelişen teknoloji toplumu dejenere etmiş artık. O sizin dediğiniz şimdi işte eski biz düğünler, bu gelenekler kalmamış. Yani bunu tekrar yeniden yaşatmak hayır, yaşadılır. Şimdi neden yaşadılır? Zaten bizi bunlar olmadığı için başka yere gitmişler. Varken gitmiyorlardı. Bunun özlemini gideremeyince başka dala gitmişler. Ya şimdi besti de çalıp söyleyen şeyle o adam olsa gitmeyecek ama ne yapsın? Antep'te bulamıyor, burada bulamıyor, bulduğunu dinliyor, bulduğunu... Resmi kıraathanesi, resmi, bu köylü vatandaş çalıştığı için sadece görüntü alıyor. Amca
Fikret Besni'nin ailelerindendir ve burası onun mahsebe bürosu olur. Silah'a ait evrak arşivi. Levha da var dışarıda. Evet, çektim. Tevfik Bey. İsminiz? Tevfik Tilek. Tevfik Tilek. Yine mesaj veriyorlar. Aşağı şehirde, yani Besniyorlar. Aile kökeninizde kimler derler? Bize Tilekli Haliller derler. Evet. Peki bu mesleğe nasıl atıldınız? Başka bir meslek değiştiniz mi? Ya bu işe nasıl geldiniz? Kültürünüzle beraber kısaca bir mesaj verir misiniz? 1953 Besni. Yeni Mahalle doğumluyum. İlk orta tahsilimi Besni ilçesinde yaptım. Lise tahsilini Adıyaman Lisesi'nde bitirdim. O sıralarda Besni'de lise henüz açılmamıştı. Yüksek öğrenimi Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde 1977 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra memleketinde serbest çalışan bir muhasebeci olmaması beni bu meslekte serbest çalışmaya, bir devlet kuruluşuna gitmeyi önledi. Halkıma, kendi besinlerime serbest çalışarak hizmet etmeyi istedim. Ve 1977 yılından bugüne kadar da Besni ilçesindeki Besni'nin esnaflarımıza, Besni'nin iş adamlarımıza, Besni'de muhasebe ve mali müşavirlik dallarında hizmet vermeye çalışıyorum. Peki, bu Besni'nin kapasitesi sizi tatmin ediyor mu bugünkü şartlarda? Bugünkü şartlarda ediyor. Ve son zamanlarda Besni'mizde gözle görülebilen bir gelişmelik var. İyi yani şu andaki kapasitesi tatminkar fazlasına. Evet. Şimdi bir Besni'li genç olarak size de bir sual sorayım. Evet. Biz bu Besni'den Besni halkı, esnafı, daha ziyade esnaflar. Şimdi kültüre gidenler hadi desin kültür okudu, buradaki ona iş bulamadı. Evet. Ama sanatkar olarak göç etti. Acaba neden? Senin fikrin, görüşün nedir? Neden göçtü bu Besni halkı? Sizlerin de bildiği gibi Besni halkı çalışkan, ticaret erbabı, tacir olan bir insanlar. Bunlar devamlı ekmeğini taştan çıkarır misali. Buralarda bu imkanları bulamadıkları için, gelişme ortamını bulamadıkları için mecburen dışarılara ekmeğini nerede bulduysa gezici, bağlı olarak Besni'nin
Türkiye'nin bütün köşelerine dağılmışlar. Bu da çalışkanlığını, ticareti, sanatı sevmelerinden ve bu bölgemiz Besni'nin merkezi halkı olarak bir toprak ağası, bir bey, yani gayrimenkul bir gelirleri olmadığından hep emekleriyle geçinen kimseler, sanatları sayesinde geçinen kimselerdir. Bu imkanlar da burada zaman içerisinde kaybolduğundan bu kimseler kendi bünyelerinde çalışma, ticaret aşkı dolayı nerede rızkını bulduysa oralara gitmek zorunda kalmıştır. Peki efendim, şimdi sizden de sorayım. Kimisi burada diyorlar ki Besni'de kazandı, gitti Uşak'ta, Antep'te fabrika buldu. Peki siz kazanıyorsunuz, siz böyle bir şey duyuyor musunuz? Buradan gidenler hep aç olarak gittiler. Hah, güzel. Burada zaten imkanı olsaydı burada yapardı. Tamam. Hepsi buradan açlığından, işsizliğinden, evet, yaptığı şeyi satamamadan, evet, kapalı bir ekonomiden sıyrılıp çıkmak için gittiler. Sözlerinizde şu çıkıyor. Beslilerin atı vardı, meydan yoktu. Meydanı yoktu. Dışarıda meydanınız oldu, ciridini attı, kazandı arıyla, namusuyla. Tabii. Bugün örnek verin. Kimse böyle bir şey, hepsi uydurma diyorsunuz siz. Evet, birinci öyle. Örnek verin. Besni'li halkımız dışarıda imkanlara, ekonomik gücü geliştiği an geri Besni'ye yatırım yapmak sevdasındalar. Evet. Örneğin Gaziantep yolu üzerinde BETAŞ anonim şirketi adı altında bütün bunun ortakları Besni'nin dışındaki Antep'teki asıl özbe öz Besni'ler. Bunlar dışarıda atı ve meydanı bir arada bulduklarından, şu anda ekonomik durumları çok iyi olduğundan Besni'ye olan sevdaları yüzünden geldiler Besni'ye fabrika yaptılar. Evet. Ha, bir de şunu diyeyim bak. Ben bunu terim olarak kullanıyorum. Bir Besni olarak. Şimdi diyorum ki hiç değilse gideni, göçü durdurmak, dışarıdan özlemi çekenlere